Evet, herkese selamlar. Kemik kitle, ne yapıyorsunuz bakalım? Nasıl gidiyor? Bayağıdır yayın yapmıyoruz. Canlı yayın açacağım yakınlarda. Twitch'le Instagram'da beklemede kalın. İkisinden birinden olabilir. Buradan beni Azerbaycan'dan takip eden Azerbaycan Türk'ü bütün dostlarıma selamlarımı iletiyorum. Ben Azerbaycan'a hiç gitmedim. Daha dün hatta beraberdik bir tanesiyle. İzliyorsa ona da selam olsun. İki kişi mesela Azerice konuştuğu zaman ben böyle birazını anlıyorum, böyle birazını anlamıyorum. İtalyanca ile İspanyolca gibi aynı. İspanyolca öğrenirken İtalyanlar yanında konuştuğunda "Aa" dedim, "şu kelimeyi mi söyledin? Aa, bu kelimeyi mi söyledin?" Birkaç şeyini anlıyordum. İspanyollar siempre der, İtalyanlar sempre diyor. İspanyollar mierda der, İtalyanlar merda diyor. Böyle benzer bir dil. İtalyanca bilen herkes İspanya'ya geldiği zaman bir ay içinde falan İspanyolca hemen böyle söktüler. Hani ben de Azerbaycan'a gitsem bir ay içinde o dili öğrenebileceğimi düşünüyorum. Neyse, kısaca buradan Azerbaycan'a takip edenler aşağı bir yorumlara yazsın. Bakalım kaç tane Azerbaycan'dan bizi takip eden insanlar var. Kaç tane hayallerinin, hedeflerinin peşinden giden, dünyaya bomboş bir adam olmak için gelmemiş, faturadan faturaya, kiradan kiraya, maaştan maaşa yaşamayan kaç insan var görelim. Şimdi ben daha önce bir video yapmıştım, nasıl 20 kilo aldım diye. Videoda o zamanlarda izlediğim videoların etkisinden olsa gerek böyle cringe hareketler yapmışım. O hareketleri bir görelim. Ke paso guys, what the hell for the piece of all simple as fuck, simple as fuck, simple as fuck. Ben ne yiyorum bakalım. Burada 3 tane yumurta var. Ananı kafayı iyice yedim ya. 55 kilo halim şuraya benim döndüğüne. Şuraya mı? Şuraya geçeyim. Şöyle durayım. Şurada olsun. Aynen. Şöyle durayım. Şurada olsun. Bakın. 55 kilo hali. Puf! Değiştir abi. 76 kilo hali. Böyle enteresan hareketler. Erasmus'un günahlarını pazar günleri şu görmüş olduğunuz kilisede çıkartıyorum. Ondan sonra kiliseden çıkıp temizlendikten sonra antrenmanıma gidiyorum. Güzel oluyor yani. Anlatıyorsun pedere. Diyorsun böyle bunları yaptım Erasmus'tayken. Şu gece şu oldu. Bu gece bunu yapmıştık. Bu gece burada şu olmuştu. Salvatore ile bu gece şurada şunu yapmıştık falan diye. Tamam diyor. Affet diyorsun. Tamam, senin için af dileyeceğiz diyor. Sıfırlandın diyor. Sıfır kilometre çıkıyorsun. Şaka, öyle bir şey yok. Bir de bizde de şey var ya, Adıyaman'a falan gidip böyle tövbe alıyorlar. Adam Adıyaman'a gidiyor böyle, biri ip atıyor böyle önüne, tamam mı? İpleri tutuyorlar. İpleri tutuyorlar. O adam geliyor işte, o tarikat lideri. Tarikat CEO'su veriyor böyle. Borcunuz 300 dolar diyor. Bunlar bir bağış yapıyorlar, ne bileyim. Paradır, şudur budur. Oraya gelenlerin işte kaldığı özel yerler var. Onlarda kalıp onlara para veriyorlar. Adamlar İstanbul'da milyon dolarlık hastane yönetiyor. Yazık, bizim garibanlar da gidip ip tutup tövbe al. Abi enteresanız ya, yemin ediyorum. Biliyorsunuz ben devlet dışında tarikat yapılanmalarına karşıyım. Atatürk'ün izinde bir Türk genci olarak. Bak, Gülen yapılanmasının ülkemize verdiği zararları da zaten 15 Temmuz'da 260 vatandaşımızın kanıyla ödedik. Tarikatlar, cemaatler, bunlar birer şirkettir. Tarikat liderleri, o başta konuşan adamlar da bunların CEO'sudur. Elinden bilmem kaç milyon dolar paralar geçer, paralar döner. Adı olur hizmet, adı olur kardeşlik, adı olur kankilik. Yani böyle adamların güç sahibi olmaması lazım. Böyle adamların, atıyorum, siyasi bir seçim geldiği zaman şu partiye oy veriyoruz deyip büyük bir seçmen kitlesi üzerinde etkisi olmaması lazım. Ben böyle düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben fikrimi belirttim sadece. Şimdi vatan haini veya dinsiz, Allah belanı versin, dinini unutmuşsun, biri öyle yazmış. Dinini unutmuşsun. Lan daha din yazamıyorsun. Ayı olayı. Ben mesela Amerika eleştirdiğim zaman, tamam mı? Geçen Trump'a Twitter'dan bayağı salladım. Twitter'ı şurada takip edin. Twitter'dan birkaç saldım, biri şey yazmış. Ulan it, ekmek yediğin yere ihanet mi ediyorsun? Yavşak, hayatını kurdun, ne çıktın? 3 ayda araba aldın falan filan. Diyorsun Türkiye'ye bir şey diyorsun, şu yanlış bu yanlış diye. Vatan haini, satılmış köpek, Amerika'ya gittin kendini sattın. Yani kayıkçı hikayesi var, biliyor musunuz? Bir tane kayıkçı var, kayığına binen kurtulmuyor. Bütün kadınlarla takılıyor kayığına binen. Kadının biri diyor ki, ben bu kayığa binerim, hiçbir şey yaşamadan inerim. Gidiyor kayıkçıyı buluyor. Biniyor kayığa, bekliyor karşıya. Gidiyorlar. Adam bir şey yapmıyor. Adam bir şeyler mırıldanıyor böyle. Bir şeyler mırıldanıyor. Kadın bir bakıyor, bu ne diyor diye. Adam diyor ki, derler. Kadın dayanamıyor. Ne derler ya diyor. Sen bu kayığa bindin ya. Vermesen de verdi derler diyor. Yani biz Amerika'ya geldik ya. Derler. Son biri geçen gelmiş diyor ki, şimdi biraz içerik üret. Hep kendi hayatını çekiyorsun. Vlog kanalı burası. Günlük ne yapıyorsam ben vloglarımı çekiyorum. Sporsa spor. Okulsa okul, gece kulübüse gece kulübü, ev partisi. Bu kanalı takip edenler beni izliyorlar. Ha, sırf Amerika'da olduğum için takip eden bir kitle var, eyvallah. Sırf İngilizce videoları çektiğim için takip eden bir kitle var, eyvallah. Ama sırf ben video çektiğim için takip eden bir kemik kitle var. Yani onlar arkamda olduğu sürece, onlar bana şunu yap veya bunu yap, şu şekilde olsun diyebilir. Ben zaten yorumlardan görüyorum ha, bu adam belli, hep bizi takip eden birisi. Sığırın biri geliyor, Ali Osman 44. Berbatsın, güle güle. Şimdi ışık kötü, burnumuzu bir çıkartalım soğukken. Soğukkenki halimiz, ah. Daha değil ama benim bisepste şöyle bir sorun var. Size de göstereyim o sorunu, bakın. Şimdi bisepsi şöyle sıktığımda, bakın şuraya iyi bakın.
Bir daha bakın şimdi bakın. Böyle olması lazım normalde. Tepeye doğru. Ama ne kadar düşük. Çünkü benim kollar hep içeride toplanıyor. Ben böyle sıktığım zaman bakın şuraya birikiyor. Lan buraya niye birikiyoruz? Koltuk altına gidecek. Bunu buradan ittirdiğim zaman yukarıya doğru çıkıyor. Aşağı biriktiği için bir şekilde çok hacimli gözükmüyor. Ama o sabah şöyle yaptığım zaman antrenmanda fotoğrafı koydum. Sana Instagram falan diyor ki abi sen de bayağı iyiymişsin yani. Sabah şurada 52 cm kolu var. Benim kolum orada mesela büyük durmuş. Ama ölçünce düşük çıkıyor. Bizim derdimiz ölçülerle falan değil. Aynada nasıl görünüyoruz? Kendimizi nasıl hissediyoruz? Bu kadar. En yakın dolmuşa binin. 50-60 yaşlarında bir tane teyzeyi durdurun. Bir kolunu ölçün bakalım. Onun kolu da 50 cm. Mühim olan Savaş Hoca gibi yağ oranını koruyup o ölçüye çıkmak. Nasıl? Yılan değil mi? Bu bir önceki videodaki aynısı değil. Böyle tank top geliyor. Bu biraz daha aklı modeli onun. Bunu bana hediye eden kardeşim. Eğer video izliyorsan hayırsız bir adamsın. Bu arkadaş niye kot pantolonla çalışıyor? Ya sizlere benim gibi içerik üreten insanlara, size böyle bir şeyleri zorlayan, sizi çalışmaya, spor yapmaya, araştırmaya, YouTube'a çıkmaya, ne bileyim İngilizce öğrenmeye, basketbola başlamaya, araba istiyorsan araba alma, yani bir şeyler yapmaya iten insanları takip edin. Çünkü sürekli onlar bilincinizde ve bilinçaltınızda. Ben şimdi burada bench press yapıyorum. Tam böyle son tekrarda aklıma Serdar Aktoğlu geliyor. Ben Instagram'dan takip ediyorum. Adam diyor ki herkes kas istiyor ama kimse acı istemiyor. Everybody wants muscles but nobody wants pain. Adam o sözü paylaşmış. O adamdan gördüm. Şimdi son tekrarda adam aklıma geliyor. Ya da Gary Vee'yi takip ediyorum mesela. Arada bir ailemi özlüyorum. İstanbul'u özlüyorum. Türkiye'yi özlüyorum. 7 ay 8 ay oldu. Adam diyor ki bedel ödemeye hazır mısın diyor. Ben diyor şu bedeli ödedim. Atıyorum. 15 yıl cumartesi pazar olmadan çalıştım diyor adam. Benim ödeyeceğim bedel bu demek ki. Dediklerimi görememek. O yüzden motive olup o bedeli ödemeye başlıyorum. Bunlar bilincindekiler. Bir de bilinçaltımda var. Benim bilmediğim ama yaptığım hareketleri takip ettiğim insanlar gördüğüm şeylerden dolayı yaptığı. Hani dersin ya kendi kendine sabah 6'da kalkacağım. 6:10'da kalkarsın bilinçaltı seni uyandırır. Sen uyuyor olsan da. O şekil. Bakın beni takip edip. Sayemde benim videolarımı izleyerek hayatında spora başlayan, Amerika'ya giden, Avrupa'da bir projeye kabul olan, İngilizce öğrenen binlerce insan var. Anladın mı? Bak sonuç nasıl çıkıyor. Birincisi şu yanda görmüş olduğunuz benim Instagram'da amacım sekmelerinde videolarım sayesinde yaptığını bilen, hatımı değiştirdin diye bana mesaj atan kişiler. Bir benim sayemde yapan, bana mesaj atan ama benim görmediklerim var. Benim sayemde yapan ama bana mesaj atmayan adamlar var. Benim videolarım veya bu tarz videolar sayesinde yapan videonun katkısı olmuştur. Ama bunu bilmeyen kişiler var. Bilinçaltı mesela. Adamın bu video bilinçaltına giriyor. Adam onu yaptıran şey bilinçaltı. Adam farkında değil. Bunu bir sonraki sette açıklayacağım. Şimdi sokakta hayvanlar yani ormanda, alemde falan. Dişiler genelde güçlü erkekleri seçerler. Dişi kedi, dişi köpek, dişi aslan. Seçim yaparken güçlü olanı seçer. İleride benim başıma bir şey gelirse beni koruyabilsin içgüdüsüyle hareket ederler. Bizim hayatımızda bu aslında beni korusun değil. Annelik içgüdüsüdür ama onlar zanneder ki beni korusun. Halbuki çocukları için endişelenirler. Bir şey günümüz dünyası içinde geçerli. Şu anda güç ne? Maalesef para. O yüzden kadınlar Türkiye'de çok klasik bir söylem. Evlenirken zengin koca alırlar ya da maddi durumu iyi olana bakarlar. Yani kadınları geç. Tüm aileleri düşünün anne baba. Aileyle evlendirirken işine ve evi var ama ona bakarlar. Düşünsene gidiyorsun iş ne? Asgari ücretle çalışıyor 1600. Ev var mı? Yok. Kira ne kadar? 1000. Hani çok zor. O yüzden aşk karın doyurmuyor lafı çıkmıştır. O yüzden bir çıplak bir hamamda oynayamaz ki lafı çıkmıştır. Zengin erkeği seçer çünkü güzel hayat yaşamak istediğini düşünürler. Halbuki onlara o seçim yaptıran şey ileride benim çoluğum çocuğum olacak. Bu erkek bu çoluk çocuğa bakabilecek mi? Geçimini, eğitimini sağlayabilecek mi düşüncesidir? Bilinç altında. Böyle açılamış olalım. Para demişken biz sadece para demiyoruz biliyorsunuz. Yani zayıflığa hiçbir şekilde yer yok. Strength, no weakness, no weakness. Strength, no weakness. Bilgi anlamında da zayıf olmayacağız. Kültür anlamında da zayıf olmayacağız. Tecrübe anlamında da zayıf olmayacağız. Para anlamında da zayıf olmayacağız. Güç anlamında da zayıf olmayacağız. İşte bu Amerika'daki jimleri biliyorsunuz. Instagram'a şöyle bir hikaye attım. Amerika'da varsa bu şekilde bir kez aynı yere giriyor abi. Çıplak yani, bir şekilde. Duş berbat ya. Hevesim kaçtı şu an. Dostlarım, şimdi kilo almak dünyanın en basit işi. Şimdi normal besleniyorsun, uyuyorsun ya da kilo alamıyorsun. Spora yazıldın, dumbbell eline aldın. Kırdığın zaman dumbbell'ı bu şekilde. Bak kası görüyor musun bak. Bak uzadı, bak kas kısaldı. Kasın bu evrelerinde, uzama kısama evrelerinde kası zorladığınız zaman, atıyorum sen 5 kilo kaldırabiliyorsun. Aldın 6. Böyle yaptın, kaldırdın. Burada mikroskobik yırtılmalar gerçekleşiyor kasta. Hani kası böyle bir bez olarak düşünün, tamam mı? Bu bez, bu kas değil mi? Bunu yırttığınızı düşünün. Yırtılıyor. Şuradan yırtıldı mesela bu. Tamam mı? Şimdi şey yırtmak istemiyorum. Yırtık bir şeyim yok yanımda.
Bu yırtıldığı zaman bunu götürün, terziye verin. Terzi burayı diker. Dikildiği zaman burada ekstra kumaş olur değil mi? Heh, o ekstra kumaş kasta şu şekilde oluyor. Kası sen yırtıyorsun. Yırtılınca vücut onarım işlemine geçiyor. Diyor ki abi kas yırtıldı burada. Benim diyor bunu onarmam lazım. Düşün mesela. Yara nerede ya? Şurada bir yara vardı. Şu yaraya bakın mesela. Düştüm. Sonra kabuk bağladı. Canım yandı. Orası kanadı. Sonra iyileşti. Kas da aynı şekilde. Kasını sen yırttın. Liflerini. Gittin. Karbonhidrat yedin. Protein yedin. Kaliteli yağları aldın. Vücut onları sindirdi. Kana karıştırdı. Kan yoluyla buradan senin bisepsine gönderdi. Senin bisepsinde onlar orayı onardı ve senin kasın bir tık daha büyüdü. Vücut bunu niye yapıyor? Çünkü her zaman survivor modundadır. Şimdi diyor ki bu adam diyor buraya diyor işte atıyorum bir ağırlık verdi diyor. Bir şeyler yaptı. Zorladı burayı diyor. Burayı yırtıldı diyor. Bir dahaki zorlanmaya benim alışmam lazım diyor. Gidiyor orayı tamir ediyor. Sen bu sefer antrenmana geldiğinde mesela ben ilk spora başladığımda var hep dumbbell'larla. Dumbbell'larla şu bench press'i 10-10 yapıyordum. Kur'an çarpsın 10-10. Hatta bizim spor salonunda hep özeniyordum. Bak hep özeniyordum işte böyle bir tişört giydiğim zaman. Tamam mı? Tişörtün içini doldurabilmek istiyordum ya. Şöyle kolum şöyle dursun diyordum. Kayboluyordum içinde. Fotoğraflarım var. Şuraya bir yere koyuyorum. Neyse. Hatta bizim spor salonunda Anadolu Üniversitesi Besyo'da en fazla ağırlık 25. Tamam mı? Ben o 25'lerle çalışanlara böyle bakıyordum. Bir ağır abi geldi falan. Biz zaten onlarla kenarda bench press yapıyoruz. Kolu mesela 7.5'la 5'le çalışıyordum. Dedim bırak o onu. Ben o 25'lerle neredeyse ısınıyorum göğüste. Yani ısınma seti olarak görüyorum o 25'i. Düşün kaslar ona alışmışken şimdi 25'te ısınıyorum. 30'da 35'te mesela ana setlerim yapıyorum. Çünkü ne oldu? Benim bu göğsüm dümdüzdü. Şöyle bir şeydi bak burası. Şöyleydi. Ben bunu bu şekilde getirdim. Buradan göğüs kası çıktı. Bu da antrenmanla kası yırtıp sonra doğru beslenerek burayı doldurmakla oluyor. Bunun için YouTube'da, Google'da binlerce sayfa var. Binlerce video anekdot var. Araştırın. Spora bakın, vücut geliştirmeye başlayın. Her zaman söylüyorum. Ağırlık kaldırmak lüks, hobi veya spor değil. Ağırlık kaldırmak mecburidir. Çünkü 30 yaşından sonra bir kere kas erimesi başlar. Ağırlık kaldırın dostlarım. Yani ben baskete gidiyorum, ben futbola gidiyorum, ben yüzmeye gidiyorum değil. Onlar da sizi geliştirir ama sizi yani vücut yapacak bir numaralı spor vücut geliştirmedir. Zayıf olmayın zayıf. Vallahi bak 55 kiloydum üflesen uçardım ben. Hani o zamanlar kavga falan da ediyorduk tabi. Bir body'ye gidelim güçlenip kavga edelim ama sırf kavgadan değil. Görüntü olarak da, duruş olarak da ne bileyim bir yerde bir şeyi kaldıracağın zaman bir şey giydiğinde falan. Güçlü olun yani. Bir vücudunuzun bir ufak bir kalıbı olsun. Yapmayanları çıkacağım. Yapanlar zaten siz baş tacısınız. Biliyorsunuz bir WhatsApp grubu kurmuştum daha önce. Sadece Twitch aboneleri gelsin diye. 40 kişi olunca kapattım. Sonra bayağı talep geldi ama daha kişi alamadım. Sonra grupta sıkıntılar yaşandı. 50 defa uyardığım halde siyaset konuşuldu. 51. görüyorum yine siyasi fotoğraf atılıyor. Küfürler edildi, küfürleşmeler oldu. Ana avrat oğuna sayıyor falan. En son ben grubu dağıttım. Daha kapsamlı, daha güzel bir şey düşünüyorum. Ama bunu nereden yapacağız daha emin değilim. Discord açtık mesela. Discord'a gelin dedim Instagram'dan. Sesli benle konuşun, soru sorun dedim. Sırf yardımcı olayım diye. Kemik kitledi orada. Son biri geldi, sorduğu soru şu. Green card nedir? Yani vallahi hevesim kaçıyor ya. Yemin ediyorum bu beleşçilik benim hevesimi kaçırıyor. Ama dediğim gibi yorum yapan, beğenen, kalp atıyorum yorumlarınıza. Kemin kitle beni bu işe motive ediyor. Tekrar tekrar video atmamı sağlıyor. Bu YouTube benim işim değil arkadaşlar. Ben burada okula başlayacağım. Master yapmayı düşünüyorum. İşim olsaydı, sadece bununla ilgilenseydim ve Türkiye'de yaşasaydım en kral videoları çekerdim. Bu yok, senaryo yok, ekipman yok, konu yok, konsept yok. Bir kamera, bir ben varım. Her şey bana ait yani. O yüzden destekleyenleri seviyorum. Adamsınız. Benden size bir video sonu tavsiyesi. Eğer siz kendi hayallerinizin peşinden koşmazsanız, onlar için çabalamazsanız, başka birisi sizi kendi hayallerini inşa etmek için işe alır. Bir şirketteki CEO, patronu geliyor. Bakmış patron Lamborghini yiyecekmiş kapıya. Aa demiş patron, ne güzel bir araba ya demiş, muhteşem demiş. Patron dönmüş ona demiş ki, eğer demiş sen de sıkı çalışırsan, her sabah zamanında gelirsen, kovalarsan, çabalarsan demiş, seneye yenisini alabilirim. Umarım anlatabilmişimdir. Görüşürüz.